Örnek daha vereyim, programın başında söylemiştik ya, hurra bakanlar, hurra valiler, emniyet müdürleri filan filan. Onları bir örneklendireyim havada kalmasın. Bir tane daha örnek vereyim daha doğrusu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çok heyecanlı. sanki seçime kendisi girecekmiş gibi heyecanlı. Göreceksiniz, bakın hiç abartmıyorum haberin içinde. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıyor, tamam alsın. Diyor ki sen diyor İstanbul'u kaybettin, senin haberin yok. Bunu nerede söylüyor? Bartın'da. Şimdi Amasya'da da gerçek belediyecilik başlıyor. Tutuşmuşlar şimdi. Amasya'da Ahmet Reis belediye başkanı seçilecek. Toplumun büyük bir kabulü var. Orada da siyasi partiler hepsi birleşti. Amasya için oy kullanacağız diyor seçmen. Ve şimdi tutuşmuşlar, Ankara belediye başkanından görüntü çektirip gönderiyorlar. İstanbul Belediye Başkanı'ndan görüntü çektirip gönderiyorlar. Amasya'ya diyor sahip çıkın, şunu oy verin. Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun. Haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın. Sen İstanbul'da çivi çakmadın. Ne yaptın sen İstanbul'a? Ne yaptın? Tatilden gelmedi. Kar yağdı, millet donuyor. Ama o Bodrum'da, pardon, kar yağdığında Bodrum'da değildi. Kar yağdığında Balıkçı keyfindeydi. Kiminleydi? İngiliz Büyükelçisiyle. Ya sen ne konuşuyorsun yabancıyla? Ne işin var senin ecnebiyle? 31 Mart'ta İstanbul'u sana tatilin nasıl yakıştığını gösterecek inşallah. Hep beraber Murat Kurum diyeceğiz. Destek istediğimizde ya bu bakanlar neden sahaya çıktı diye dedikodu yapmaya başladılar. Sürekli dertleri 17 bakan niye sahada? 17 bakan sadece seçimde sahada değil ki. 17 bakan sürekli milletin arasında. Olmaz ama belki Sayın Tunç'un yüz ifadesini bilmeyenler, hani yüzünü suratını filan tanımayanlar için böyle açtınız. Gerçi Art'ta okudunuz ama. Seçim meydanlarında oy isteyen, Murat Kurum'a oy isteyen Adalet Bakanı'ydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tu. Bu arada siz izlerken ben de X'ten gelen mesajlarınıza bakıyordum. Aydın Bey böyle kalpler, aman ne güzel güller falan koymuşsunuz, nazar boncukları, teşekkürler. Bir de Antalya'dan izliyorsunuz. Neden göndermeyeyim? Tabii göndereyim. Bir selam yollayın lütfen demişsiniz. Selam. Larımı gönderiyorum kimle beraber izliyorsanız. Keşke nereden de yazıyorsunuz, hani merkezde misiniz, ilçelerden birinde misiniz? Onu da öğrenmek isterdim ama Anıl Bey'in mesajı çok acayip. Diyor ki seçime dair bir heyecan yok, daha ziyade hayata ve Türkiye gerçeklerine dair bir yılgınlık var. Ekonomik buhran, umutsuzluk, yorgunluk ve bütün gerçeklerin getirdiği umarsızlık var. Buradan sonra mesaj daha da güzelleşiyor. Belki Anıl Bey denk gelmişsinizdir, bu şarkısını çalmıştık Cohen'in hafta sonu sabahta ama siz sözlerini yazmışsınız, biz de okuyalım. Cohen'in bir şarkısında der ki herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu.